Selam dostlar. Ormandayız. Yeni bir içerikle karşınızdayız. Bir önceki içeriğimizin devamı, barut gramajı ile alakalı bir ölçüm yapmıştık. Onun devamında yorumlar geldi bununla ilgili. Evet arkadaşlar, bu seferki testimiz, daha doğrusu bu seferki yapacağımız içerik kurşunların ağırlıkla ile alakalı. Bakalım ağırlıklar gerçekten şeydekinin aynısını veriyor mu? Ne derler ona? Üzerinde yazanla aynı mı? Çünkü barutlar aynı çıkmamıştı. Daha doğrusu şöyle. Kurşun ağırlıklarıyla barut oranları bir şey vardı böyle, bir gariplik vardı. Atıyorum 32 gramla 36 gram mühimmatın içinden aynı miktar 1.60 barut çıkmıştı. Şimdi aynı ölçümü kurşunlar için yapacağım. Bakalım kurşunlar ne kadar şeye uygun. Ne derler ona? Üzerinde yazılana uygun. Hep beraber görelim arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Evet dostlar. Şimdi başlıyoruz. Kurşun ağırlık testimize. Hassas terazimizi çıkardık. Bununla ilgili rüzgarda yapılmaz, dışarıda yapılmaz diye yorumlar da aldım ama elimizdeki imkanlar bu arkadaşlar. Daha iyisini yapan varsa buyursun yapsın diyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Şu kutumu açıyorum. Bunun içine barutlarımı koyacağım. Fazla barutlarımı. Evet, Bismillah diyoruz. Arkadaşlar, elimizde ne var bizim? 27 gram. 32 gram. 36 gram. Pardon, çok özür diliyorum. 33 gram. 36 gram ve bu işin babası 44 gram. Şimdi Bismillah diyorum. Arkadaşlar 27 gramdan başlıyorum. İçinden bir tane çıkardım. Şu şekilde. Kurşunumuzu bir alalım içinden önce. Kovana zarar vermek istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde biz bunu buradan çıkaracağız. Evet arkadaşlar. İçindeki barut ziyan olmasın. Burayı boşaltalım. Şimdi kurşunu tapamızla beraber ölçeceğim arkadaşlar. Çünkü olması gereken o. 26.60. Yani 27 gelmiyor. 26.60, 27 gram. Sıra 32 grama geldi. 32 gramdan bir tane alıyorum. Şöyle gösterebilirim. Bakalım bunlarda standart bir ölçü var mı? Maalesef şeyde yoktu. Ne derler ona? Barutlarda yoktu. İnşallah kurşunlarda vardır. Evet, şöyle çıkarttım. Koydum. 31.18. Bunu da kaldırıyorum kenara. Bunun da içindeki kurşunlar, barutları buraya atıyorum. Ziyan olmasın. Sıra geldi. Arkadaşlar 33 grama. Evet, o burada. Şöyle yapalım. Buyurun 33 gram. Şöyle göstereyim. Bunun kurşunu bu şekilde çıktı. Bir saniye tapayı çıkaracağım. Sakin oluruz arkadaşlar. Bununla ilgili şimdi tapasız ölçsün diyecekler, ben biliyorum. Tapamız çıktı. Tapayı koydum. Kurşunu koydum. Ne yaptı? 32.5. Ama 33 yazıyordu. Devam. Sıra geldi. 36 grama. Züber Palla. Şurada şöyle yazıyor 36 gram diye. Bakalım bu arkadaş ne çıkacak? Bunu da merak ediyorum.
Size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. İşte bunun içindeki gerçek kurşun. Nereden bir anladım? Bakın elim simsiyah oldu. Bakar mısın? Bu harbi kurşun işte. Şimdi bunun diğerlerinde çünkü alüminyum karışımı var. Onu daha önce söylemişlerdi bana. Bir fişek üreten bir firma. Barut ziyan olmasın. Barutumuzu aldık. Evet arkadaşlar. Tapasıyla beraber ölçüyoruz. 36 gramı. Gel baba nereye gidiyorsun sen? 35.89. Tekrar koydum. Evet 35.85. 36 gramı da ölçtük. Sıra geldi bu işin babası 44 grama. Buyurun. Evet bunu da kesiyorum. Şimdi diyeceksiniz bu kurşunları atmak yerine kesiyorsun. Ama yapacak bir şey yok. Bazen de bu şekilde değerlendiriyoruz. Şimdi şu şekilde tapasıyla beraber gelecek bu çünkü biliyorum. Zaten şunu da anlamış değilim arkadaşlar. Buyurun. Oo. 40.47. 40.5 diyelim. Ne yazıyor üzerinde arkadaşlar? 44 gram. Bunu da kenara koydum. Şimdi dostlar gelelim kritiğe. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Bakın şöyle koydum. Bu arkadaşını da buraya koydum. Bunu da buraya koydum. Hatta şöyle yapalım. Evet. Bunları böyle olmuş ya. Bunları da böyle koyalım. Pardon çok özür. Arkadaşlar 26.5 gram. 31.5 gram. 32.5 gram. 35.5. Pardon bu 36'ya yakındı. 35.85. Bunu 36 gram olarak sayıyorum. Bir tek bu arkadaş fiyasko. Tekrar koydum bakın. Siz de görün. 40.5. Yani 3.5 gram eksik. Yani bu 40 gram, 44 gram değil. Haberiniz olsun. Ve hepsini tapalarıyla beraber ölçtüm. Yani tapasıyla beraber gram alışını ölçtüm. Tapasız ölçsem daha da düşük çıkacak. O sebeple biz tapasıyla beraber ölçüyoruz. Çünkü ikisi bir yekpare gördüğünüz gibi. Dostlar, söyleyeceklerim bu kadar. Evet, kurşun testimizde de bu arkadaş sınıfta kaldı. 44 gram değil, 40 gram çıkıyor. 44 gram Magnum diye aldığımız mühimmat. 40 gram bu markada. Ha, başka markanınkini bilmiyorum. Gerekirse onlarla ilgili de bir test yaparız. Velhasılı dostlar, kurşun gramajlarında da böyle yarım gram eksik var. Bir tek bu arkadaş bayağı bir eksik. 3.5 gram. Diğerleri yarım gram. 36 gram tam çıktı. Videolarımızın altında yorumlar kısmından hype etmeyi unutmayalım. Bildirimleri açmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlara içerik önerileri bırakmayı unutmayalım dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.